Samimi Haber'de Ramazan Kurtoğlu hocamızla özel yayınlarımız devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun Aleyda Hanım. Nasılsınız? Biz iyiyiz hocam. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Ceketiniz çok güzelmiş teşekkür bu arada. Teşekkür ederim hocam. Hemen vakit kaybetmeden sorularımı sormak istiyorum. Bugün yine çok yoğun gündemi belirleyecek konular ve başlıklarla sevgili izleyicilerimizin karşısındayız. Bir tweetiniz var, dikkatimizi çekti. Çok da fazla etkileşim aldığını gördük. Asla ama asla bankadan kredi almayın. Eşten, dosttan altın ya da döviz borç alıp işte ev, otomobil, arsa hiçbir şey almayınız şeklinde bir açıklamanız var ki şu anda hali hazırda ev almak, araba almak isteyenler var. Onlar can kulağıyla dinlesinler. Biz de yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii özellikle Türk kadınının en önemli arzusu kira ödemediği bir evde eşiyle ve çocuklarıyla hayatını geçirmektir. Zaten yapılan araştırmalarda erkekler öncelikle bir otomobil almaya yönelirken hanımlar nair olmaz diyor. Önce diyor ev diyor çor çocuk. Çünkü kadın yaratılıştan güveni sever, güvenmeyi sever. Zaten öncelikle her zaman söylediğim bir şey vardır. Siyasetin, ekonominin ve karı koca ilişkisinin bir tek ilacı vardır, güven. O anlamda da kadın bu noktada güven meselesine çok daha fazla önem verir. Elbette şöyle son birkaç yıla baktığımızda ev fiyatlarının böyle füze gibi gittiğini, götürüldüğünü, mesela şeyde benzer durumun Avrupa'da da olduğunu ama 2021'in sonunda, yani bundan 2 yıl bile olmayan bir süreç öncesinde Berlin'de Alman hükümeti 30 bin evi kamulaştırdı. Çünkü yapılan bu yeni dünya tasarımındaki en temel husus mülkiyetsizleştirme. Mülkiyetsizleştirme öncelikle zaten alt tabaka bitmiş vaziyette ki, mesela Türkiye'de bir misal vereyim. Ülkemizin milli gelirinin %58'i yukarıdaki %20'ye ait. O %20'nin de tabii %1'ine falan ait ama böyle bir iktisatçılar böyle bir gruplama yapıyoruz biz. Demek ki %58'i yukarıdaki %28'in. Ama aşağıdaki %20'nin milli gelirden aldığı pay, yuvarlıyorum rakamları, %5. Yani 58, 5, 63. Geriye kalan 37'de baktığınızda toplumun %60'ının. Böyle bir Türkiye'yi anlatıyorum bu. Benzer durum tabii Türkiye kadar olmasa da Amerika'da var. Efendim Almanya, Japonya bize göre daha iyiler. Efendim Brezilya bizden daha kötü durumda. İşte böyle bir yapı içinde özellikle Covid-19'dan sonra dünyada hani o vatandaşlık ücreti evrensel gelir, işte bunun arkasında bu. Bunlar 20'de falan çıkmadı. Bunlar 1960'lı 70'li yıllarda İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da bunlar test edildi, denendi. Sadece tabii önümüze yeni gelince toplumda ilgilenmediği, bilmediği için nereden çıktı bu velet durumu? Hani Metin Akpınar'ın bir filmi vardı ya, efendim nereden çıktı bu velet durumuna geliyor. İşte bu yapı içinde, mülkiyetsizleştirme içinde evlerin satın alınamayacak fiyatlara, satın alınamayacak fiyatlar, önce fiyatları zıplatırsınız, arkasından enflasyonu. Enflasyon toplumun bütün değerlerinin ırzına geçen bir yapıdır. Yani enflasyon çok tehlikeli bir şeydir. Sadece yukarıdaki %2-3'ün işine yarar, toplumun diğer tarafını, kesiminin tarumar eder. Yani enflasyon sadece bir ekonomik olgu değildir. Enflasyon ahlakı çökertir. Enflasyon insanların dini inançlarını çökertir. Enflasyon karı koca, aile çocuk ilişkisini bozar. Bunu eski cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Demirel çok iyi anlatır. Zaten YouTube'da da dolaşıyor. Bulsunlar, seyretsinler enflasyonun hangi tahribatlara yol açtığını. İşte böyle bir şey de şu anda dünyanın bir krize ihtiyacı var. Neydi en son büyük kriz? 2008'de patlamıştı. Neydi? Mortgage efendim. Mort gebermek, zıbarmak demektir İngilizce'de zaten. Mortgage geberip zıbarıncaya kadar taksit öde 20 yıl, 30 yıl vesaire. Ama
Sonra 2020'de, 2016'da, 2020'de yeniden böyle piyasalarda bir krizler işte patladı. Ama 2020'deki Covid-19'la birlikte dünyada tedarik zinciri krizi patladı. Bu tedarik zinciri krizi nasıl anlatayım size? Bunlar kaotik yapılardır. Yani çok büyük yapılar, zincirler tamir ederek çözemezsiniz. Yani elinizde çok iyi bir arabanız var ama arabanın açıkçası motorunda silindir patlamış. Yani bunu motor değiştirmeden adam etmeniz mümkün değil. Eğer başka yerlerinde daha hasar varsa araba hani pert olmadı, arabayı pert edeceksiniz. Şimdi dünyada 2020'deki Covid salgınından sonra Aleyna Hanım tedarik zinciri pert olmuş vaziyette. Ve bunu tamir etmeleri mümkün değil. Öyleyse zaten objektif olarak kriz tedarik zinciri yani nakliye üzerinden. Eskiden Çin'den İstanbul'umuza gelen bir konteyner 1500 dolarlara gelirken şimdi bu bir konteyner 5000, 6000 dolarlara hatta durumuna göre 10.000 dolarlara geliyor. O zaman bir kere bir fiyatlar böyle almış başını gidiyor. Enflasyonla inşaat girdiler patlamış vaziyette. Yani objektif şartlarda almak mümkün değil. Ama daha önceden yani yapılmış işte ikinci el durumundaki binaların efendim fiyatları ise yukarıya itildi, kaldırıldı. Subjektif olarak yani şimdi ben de İstanbul'un Allah nasip kısmet etti iyi bir yerinde oturuyorum. Yani tabiri caizse ev 100 lira ise birden 300 lira oldu. Böyle bir yapı. Neye? Durduk yere. Ama ev fiyatlarının bir yerde bizim insanımızın göremediği bir şey var. Ev fiyatının, oturduğunuz evin fiyatının 300 liradan 500 liraya, 500 liradan 1000 liraya çıkması sizi zengin etmez. Çünkü o evi satıp bir başka ev alsanız o da o fiyatlarda. Hı-hı. Yani demek ki o elinizdeki oturduğunuz malın servet değerinin artması sizin için bir gelir değildir. Ama dünyanın hazır vaziyette bir kaotik zincir olan tedarik nakliye zincirinin daha hızlı bir şekilde tetiklenmesi lazım. Bu tetiklenme bütün krizlerin anası emlaktan çıkar. Evlerden çıkar. Nitekim 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'nde önce aşağı yukarı 400 bin dolar civarında olan villalar sonra bir anda 1 milyon 250 bin dolarlara çıktı. Ama 1998'e geldiğinde aynı villalar 225 bin dolara düştü. Yani böyle bir yapı var. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hollanda'da, Almanya'da ev fiyatları, mesken fiyatları %30 geriye gelmiş vaziyette. Türkiye'de de son bir yıldır durağan vaziyetteydi. Bunu biliyorum sektörü. Şu anda da geri gitmeye başladı. Mesela Alanya'da aynı muhitte oturan olan dairelerde 700 bin lira geriye gelmeler var. Ha. Bir başka şey, Türkiye'de genellikle son 2 yılda otomobil fiyatları ikinci elde bile sıfırı geçmiş bir şey var. Siz televizyoncusunuz, sizlerin kulağı daha çok delik gazeteciler, şimdi gazetelerde yer almaya başladı. Ama ben 2 yıl önceden bir şey söyledim. Bir, paniklemeyin ev fiyatları geri gelecek, paniklemeyin araba fiyatları da geri gelecek. Ve hocam araba fiyatlarında bunu görmek çok mümkün. Yani geldi bile. Son birkaç haftadır da tabii, bile. Tabii 150-200 bin evet. Geri geldi. Hatta dün tesadüfen ismini vermeyeyim bir yerde sergilenen bir yere gitmiştim. Bir AVM'ye bir araba sergileniyor. Ben daha önceden onun fiyatını şey yapmıştım. Arabaya yine fiyatını da vermeyelim. Şu kadar demişken 200-250 bin lira o da aşağıya gelmiş. Araba fiyatları daha da aşağı. 0-3 yaş grubu arabalarda ciddi bir fiyat inişi olacak. Ev fiyatlarında da ciddi bir geri gelme olacak. Ben vatandaşlarımıza attığım tweette asla ve asla banka kredisi alarak. Alacakları banka kredisi yok ki zaten. Evet zaten bankalar kredi vermiyorlar. Artı, 100 bin lira 200 bin lira haricinde. Artı çifte kavrulmuş öpülürsünüz. Eğer buldunuz, banka kredisi de buldunuz. Evi bugün aldınız.
Diyelim ki evi 100 bin liraya aldınız. Banka kredisi zaten anasının dini olmuş, bulabilirseniz. Onu eklediğinizde size evin fiyatı şu kadar olacak. Peki evin fiyatı 6 ay 1 sene sonra 80 bin liraya indiğinde ne olacak? Siz üçlü öpülmüş olacaksınız. Onun için bugünkü fiyatlardan, mevcut bugünkü fiyatlardan ev ve araba, banka kredisi alarak, ki dediğim gibi kredide bulabilirseniz, artı döviz ve altın.